Ayhan Uzunkaşmaz. Tekirdağ Karaağaç Mahallesi'nden oturuyorum. Kapalı Mahallesi. Abi şimdi saat 8'de ben işe giderken geldim. Saat 11, işte 1 gibi eve geldim. Baktım meyve ağacımı hepsini komple kopartmışlar. 6 meyve ağacı vardı içinde. 305'e 13 parsel arsamı yerle bir etmişler. Gerekçesini soruyorum. Özgür Cengiz'in talimatıyla yıkmışlar. Bu Özgür Cengiz kim oluyor? Kendi kapağının sahibi mi zannediyor? Yani bunlar gönül belediyesi diyorlar. Milletin gönül bahçesini mi yıkıyorlar? Bunlar kendini ne zannediyorlar? Ben şikayetçiyim abi. Ağaçlarım 2 ton meyve veriyorlar. Bunlar erik, kiraz, elma, vişne ağaçlarım komple kopartmışlar. Şu anda tarla yüklemiş götürmüşse yerini bile bana söylemiyorlar. Nereye gittiğini söylemiyorlar. O gün şey geldi, belediye encümeni geldi. Metin Kanat, bir de diğeri ismi neydi ya? Eray. Eray. Geldi, jandarma komutanına söylemedi. Ben olayı jandarma komutanına bildirdim. Ben bunlarla mahkemede görüşeceğim abi. Kanun ne gerekiyorsa ben o haklarımı savunacağım tabii ki. Böyle kolay değil çünkü 15 yaşındaki ağaçları kopartıyorlar. Gerekçesi temizlik yapıyoruz. Böyle bir temizlik olmaz yani. Abi işte şikayetçiyim. Bunlar resmen haneye tecavüzdür. Ben bunu kabul etmiyorum. Kanunun yolları neyse hakkımı arayacağım. Bu arkadaşlar kendini ne zannediyorsa, Özgür Cengiz mi nedir belediye encümeni. O gün belediye başkanı da şeyi aradı, komutanla aradı, görüştü. Hiç olayı dikkate bile almadı. Kayda bile almadı. Sanki basit bir şeymiş gibi kayda bile almadı. Yani bunlar bilmiyorum. Bunlar kendini ne zannediyorlar, ne yapıyorlar. Ben de bilmiyorum. Daha olayı çözememişim. Yok abi, herhangi bir şey yok. Zaten bizim haberimiz dışında. Ben bir de geldim. Baktım götürmüşler. Bu çalıları bırakmışlar. İşte diyor çalı çırpı temizliyoruz. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Çalı çırpı 15 yaşındaki ağaçlar. Çünkü biliyor. 3-4 ton meyve veriyorlardı. Nasıl çalı çırpı oluyor? Öyle bir şey olur mu? Zaten uyduda görünüyor. Yani bunlar ne kadar inkar etseler, ne kadar kaybetseler bile gene uyduda görünüyor. Benim ağaçlarım zaten paftaya girdiğin zaman görünüyor. Öyle düşünüyorum. Destek vermedik diye herhalde ondandır. Yani başka ne konuda? Benim herhangi bir hizmetim yok bununla. Yani niye yaptı ben de bilmiyorum. Hala anlamış değilim yani. Çünkü yani hemen hemen Türkiye'de böyle bir şey ilk defa yaşanıyor. Bir bahçeye izinsiz girip de ağaçları kopartmak ilk defa görüyorum. Hocam bakın. Ben şikayetçi oldum. Olayı karakol komutanına bildirdim. Savcı, tabii savcılığa bildirdik. Ben avukat da tutacağım. Gereken neyse hukuki yollarında ben hani hakkımı savunacağım. Hani bunlar ki belki şu anda yetki, devletin yetkisi var. Belediye başkanı zannediyorlar bir şey ki belki bir yetki var elinde ama umarım kanun bunun ne gerekiyorsa inşallah bunların haklarını verecek. Burada bunlara seslenin. Bunlar seçimle gelmiş, seçimle gidecekler. Buna kendi bir şey zannetmesin. Gene Karaağaç'ın sahibi halktır. İlla ki bir gün gene bunlar gidecekler. Yani oy vermedik diye gelip bahçemizi yıkacak diye öyle bir kanun da yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nde sonuçta siyasi yani herkes özgürdür. İstediğin A parti B partiye verir. Yani ben vermedim diye gelip beni bahçemi mi yıkacak? Böyle bir şey var mı? Ben kendim görüşmedim. Oradaki operatör şey karakolda geldi. Dedi başkanım şahıs mağdur olan şahıs sizinle görüşme. Yani bir görüşün de ikna edin beni şikayet etmesin. O da dedi gerek yok ya ben ne konuşacağım dedi. Zaten gerek yok dedi. Ben gereken heyeti gönderiyorum. Heyet de Metin Kanat, Eray. Eray'ın su ismini bilmiyorum. Eray gelmiş işte ya işte nedir sen 20 ağaç dikeceğim. Şimdi söylüyorum 20 ağaç değil. Bana 100 tane ağaç da diksen o ağaçların yaşlarını verebilecek misiniz? Veremezsiniz. 15 yaşındaki ağaçların yaşını verebilir misin? Ben kesinlikle ağaç istemiyorum. Ağaç istiyorum. Yaşlarını da verirseler istiyorum ağaçları. Ben mağdurum abi. Yiyorduk işte toplu. Meyve falan yiyorduk. Oyun alanımızda oynuyorduk. Artık oynayamıyoruz abi. Burada sokakta oynayabiliyoruz. Orada da adamların arabası var. Kızıyorlar. Evet. Aşağıda bir tane yer var. Orada oynayabiliyoruz anne. Burayı da zaten futbol olduğu için yağmurlu falan oluyor. Yani biz de bir tane futbol salonu falan istiyoruz. Abi, geliyorduk yazın. Yiyorduk abi. Şimdi bu. Thank you.
Thank you.